Sevgili izleyenlerim, Kırkpınar köyümüzden merhaba. Evet, Kırkpınar köyümüzde Burhani Baba'nın türbesi. 1887-1957. Burhani Baba'nın türbesi. 1847-1857. Evet. Bir oğlu Lütfi Tatar, diğer oğlu Hasan Tatar. Şimdi sevgili izleyenlerim, malumunuz Hasan Tatar'ı, Hasan abiyi şiirleriyle zaman zaman ben sizlerle ne yapıyordum? Paylaşıyordum, veriyordum Hasan Tatar'ın şiirlerini, öyle hayat öykülerinden. Ve bu yazın Hasan Tatar rahmetli oldu. Rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Mezarını efendim zaten kendisi tespit etmişti. Şu an ben haberim olmadığı için cenazesine ben iştirak edemedim. Hocadan bilgi aldım. Bugün günlerden cumayı burada kıldım ve camimizin hocasından vefatıyla ilgili bilgi aldım. Allah rahmet etsin. İki gün falan yoğun bakımda yatmış. Keşke haberimiz olsaydı. Hocaya dedim, neden haber vermedin bize? Hatırlarına gelmemiş. Haber verseydiler ne yapardım? Onu hastanede garip bırakmazdım ben. Ama sadece Samsun'dan cenazesine kızı iştirak etmiş. Yalova'da bulunan oğlu falan iştirak etmemiş. Kimsesi gelmemiş. Garip geldi, garip gitti yani. Allah kanı kanı rahmet etsin. Hasan Tatar okuluna, Kırkpınar köyü okuluna bir kütüphane yaptı. Kütüphanesi var. Oraya bir kamelya yaptı. Hayırsever bir kardeşimizdi. Ve babasının türbesinin ayak altına, kardeşinin yanına şey yapmıştı. Mezarını da kendi zaten hazırlamaya başlamış. Camimizin imamından aldığım bilgi, mezarını da ne yapmış? Kazmaya başlamış, hazırlığını yapmış. Bana neden ulaşmadı onu da bilmiyorum. Ben bir gelirken yolda aracın tekeri patladı, geri döndüm. Nasip değilmiş, görüşemedik. Keşke bir helallik alabilseydim. Ama Allah kanı kanı rahmet etsin. Mekanını Rabbim cennet etsin. Harika bir insandı. Dürüst bir insandı. Söylenecek fazla bir söz yok. Burhani Baba'nın ne yapmıştı? Şiirlerini bir kitap bastırmıştı. Bir kitap bastırmıştı Burhani Baba'yla ilgili. Efendim kendi de şiir yazıyordu. Ve bu şiirlerini bir kitap haline getir falan çok dememe rağmen ne olmuş efendim? Yapamadan rahmetli oldu. 80 yaşın üstündeydi zaten. Bir anda ani bir şeyle rahatsızlanmış, gitmiş. Ahirete intikal etmiş. Allah rahmet etsin. Elden abuğa hiç düşmemiş. Dediğim gibi haberdar edilseydim keşke. Hastanede 2-3 gün yatmış yoğun bakımda. Bakardım, ederdim. Üstü soru olurdum. Üzüldüm. Sadece Samsun'dan bir kız çocuğu gelmiş, kızı gelmiş. Kardeşinin oğlu gelmiş. Başka da oğlu hiç kimsesi gelmemiş. Yazık. Evet. Arşivden inşallah şey yapacağım. Sohbetlerimizden bulup
yayınlayacağım. Evet sevgili izleyenlerim. Mezarını eliyle kazmaya başlamış Hasan abim. Bizden yana hakkımız helal olsun. Evet, abisi Lütfi Tatar ve şöyle türbeyi de, bu türbeyi de babasına yaptıran da zaten oydu. Burhani Baba, bir kitabı da var. Şiir kitabı var. Evet. Allah rahmet etsin diyoruz. Bütün geçmişimize rahmet eylesin bu cuma gününde. İnşallah günahlarını Rabbim tüm Müslümanların affetsin. Evet. Bana tarif ettiği yere mezarını kazmaya başlamış. Evet, tarif etmişti bana. Mezarını kazmaya başlamış. Demek ki içine doğdu. Allah rahmet etsin. Evet, Allah rahmet etsin. İnşallah yolumuz düşmüşse ne yapacağız? Ziyaret edip okuyacağız ona. Orada, burada yalnız bırakmayacağız inşallah.